Değerli gençler, merhaba. Ben İstanbul'dan sizlerle tanışmak için geldim. Sanırım orta öğretim ve lise grubusunuz değil mi? Doğru düşünüyorum. Sadece lise mi? Daha çok sevindim. Çünkü anlatacağım şeyler sizi daha çok limanınızda kalacağını düşünüyorum. Öncelikle merhaba. Ben milli mücadelenin kadın kahramanları konusunda ciddi araştırmalar yapıp bunlarla ilgili veri, envanter, dokümantasyon, kaynaklar, arşivler tarayarak, binlerce kayıt ve belge okuyarak ve bunları Osmanlıcasını Türkçe'ye çevirerek, yazılım diline, okunur dile çevirerek aslında 7-8 tane kaynak kitap çalıştım. Öncelikle Üsteğmen Karafatma'dan başlamıştım. Üsteğmen Karafatma'yı duymuş muydunuz? El göreyim. Bilen var mı aranızda? Bir var. Ya yani sadece bir kişi mi? Şöyle söyleyeyim, Kurtuluş Savaşı'na kendisi Erzurumlu olmasına rağmen eşi bir asker komutandır, binbaşıdır. Onunla birlikte Edirne Yanık Kışla'ya gider. Talimi ve savaş yapmayı öğrenir. Öncelikle amacı yurdu düşman işgalinden kurtarmaktır. Bu kadının iki çocuğu vardır. Çocukları, eşi ve ailesinden 23 kişi şehit olmuştur. Fakat buna rağmen yılmamış, vazgeçmemiş bir Türk kadınıdır. Öncelikle onu araştırırken belgelerini, bilgilerini, kayıtlarını ve hikayelerini ortaya koydum. Ve istedim ki bir Türk kadınının nitelikli bir envanter çalışması olsun. Sonrasında baktım ki diğer kadın kahramanlarımız da var. Onlarca, yüzlerce var. Bunların arasında hemen yakınınızda bulunan Bigadiçli Nazife kadın vardı. Bu sadece bu coğrafyada değil, ülkemizde de tanınmıyordu bu kadın. Kadının hikayesini birazdan PowerPoint sunumda da anlatacağım aslında. Cephedeki Ulus Dağı'ndaki, hemen buradaki Ulus Dağı'ndaki askere ekmek taşımak isterken Yunanlar tarafından yakalanır, konuşturulmak istenir. Çok dayak yer bu yaşlı kadın ve konuşmadığı için, askerlerin yerini, kaç kişi olduklarını, ellerindeki mühimmatı söylemediği için Yunan askerler tarafından fırına atılarak canlı canlı cayır cayır yakılır bu kadın. Bu beni çok üzmüştü. Ben onun kayıtlarını Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş zabıt ceridelerinden okumuştum. Aşk olsun gençler, bundan kaçılmaz. Olmadı. Sonrasında onu ortaya koyduğum zaman uzun zamandır üzerinde araştırdığım ve çalıştığım Makbul Efe'yi çalıştım. Şehit Makbul Efe sizlerin hepinizin adını bildiği, hikayesini bildiği bir kahraman. Ben onu bütün Türkiye'nin tanıması için özel bir çaba sarf ettim. 4,5-5 yıl boyunca ona ait belgeleri, bilgileri, kayıtları bulmaya çalıştım. Sizin çok iyi bildiğiniz bir şeyi başka bir yerde kimse bilmeyebiliyor. Bir insanın varlığını ortaya koymak için şu anda nasıl nüfus kağıdınız, pasaportunuz, öğrenci kimliğiniz değerliyse, sürücü ehliyetiniz, o dönem için de aynı şeyler geçerli. İşte ben o dönem için bu kadının, bu genç gelinin varlığını ortaya koymaya çok çalıştım. En sonunda ona ait verileri ve envanterleri de toparlayarak bir kitapta toparladım. Muhtemelen sizler de bugün o kitapla buluşacaksınız. Ve ben istedim ki herkes onu tanısın, çok saygı duysun, çok sevsin. Çünkü onun gibi bu coğrafyada birçok önemli kadın var. Ve o kadınların yetiştirdiği çocuklar, gençler, babalar ve dedeler var. Yani bu nesil var. İşte onlarla tanışabilmenin en önemli yolu biz nereden geçtik, neler yaşadık, onları anlatayım istiyorum. Görsellerimiz var aslında, birazını gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi onlar açılacak. Biraz onlardan dönemi, durumu ve ülkemizin halini fark etmenizi isteyeceğim. Sonra ben size o kadınların ve o dönemin insanların neler yaşadıklarını kısa özetlerle sizi onlarla tanıştırmış olacağım. Durumumuz nedir? Kaldığı yerden devam etsin. Sıfırdan başlamasına gerek yok. Hani 5. 6. dakikası bile olsa hiç dert değil. Önemli olan biraz da dönemi anlatalım. Bu Yunan arşivlerine de bulmuştum belgedir. Bu görüntünün özelliği şu. Bu görüntünün özelliği şu, şurada durayım o zaman herkes rahat izlesin. Yunanlar İzmir'i işgal ettiklerinde kendi ülkelerindeki belgesellerde ve televizyonlarda yaşadıkları sevinci anlatıyorlar. Ve o kadar mutlular ki İzmir'i işgal ettikleri için, çünkü hedefleri
bütün Türkiye'de ve Anadolu'ya gitmenin en güzel yolu onlar için İzmir'dir. Kendi askerleriyle, oradaki gövde gösterisiyle bizimkilerin ne kadar içi yanarsa onlar da bir o kadar çok mutlulardı. Bakın, sevinç çığlıkları atıyorlar. Zito Venizelos'u'ya büyük sevinç naraları atıyorlar. Müslüman Türkleri öldürmek için de büyük yeminleri ve antları vardı. İşte bizim çocuklarımız bunları görsün istiyorum. Ben kimsenin dünyaya düşman olmasını istemiyorum ama kendi coğrafyanıza sahip olmak için çok önemli bir sebebimiz var. Hazırda bekleyen dünya devletleri var. O yüzden biz kendi ülkemizi, kendi memleketimizi ve milletimizi ne kadar savunmamız ve korumamız gerektiğini çok iyi anlatıyor. Onların kendi paylaşımları bunlar. Ve üstelik 1920'lerde, 22'lerde bu görüntüleri hep paylaştılar onlar. İşgaller karşısında yaşadıkları sevinci anlatıyorlar burada. Burası Yunanistan değil, unutmayın, İzmir burası. Türk bayrağını indiriyorlar ve Yunan bayrağını asıyorlar bildiğiniz gibi. Ve biz onları kovduğumuz zaman da şehrimizi nasıl yaktığını, bütün şehirlerimizi o dönemin Rus arşivinde ve Yunan arşivinde var. İlk kurşun atıldığında Hasan Tahsin'in ve diğer ülkenin önemli insanların, vatanperver insanların çabasını görüyorsunuz burada. Bunlar bizimkiler. Bunların hepsi gerçek görüntüler bu arada. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden getirdim. Bizim milletimizin insanları bunların hepsi. Hoş geldiniz. Bu da yakılan köyler, işte Aydın ve diğer illerimizden birkaç tanesini daha paylaşacağız orada. Giderken şehir değil, çocuklar görebilsin diye ben aslında şey yapıyorum, onun yerinde durmamak için. Giderken bize sağlam bir şehir bırakmadılar, onu bir kere bilmenizi çok istiyorum gençler. Bütün binalarımızı, kültür inşamızı, tarihimizi gerçekten paramparça edip gittiler. İşte bu binaların hepsi bu halde bize terk edildi. İşte burada görüntülerini gördüğünüz gerçek görsellerden yola çıkarak neden bizim insanımız, neden Gördesli Makbule, neden Halil Efe, neden İbrahim Ethem Akıncı Bey ve diğerleri ve bütün bu coğrafyada koşturan insanların çabaladığını daha iyi anlıyoruz. Çünkü gerçekten bize ait ne varsa, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kadınımızı, erkeğimizi, yaşı kaç olursa olsun hiç acımadan, yer üstünde ve yer altında ne varsa hiç düşünmeden telef etmek için yola çıkmışlardı. Çünkü onların çok büyük bir ideali var. Bu coğrafyayı bize bırakmamak istiyorlardı. Hep okuduğum ve hep anlattığım bir cümle var. Yunan komutana bir gün bir İngiliz gazeteci sorar. Der ki, bizler gemiyle İzmir'i işgal ettiğimizde bizim gemilerimizden kamyonlarımız indi. Tüfeklerimiz, silahlarımız, kıyafetlerimiz, yiyeceklerimiz, her şeyimiz ganiydi. Nasıl oldu da kanlıyla mühimmat taşıyan, ayağında üstünde başında olmayan aç açık insanlar bizi yenebildiler. İşte Yunan komutan tarihi bir cevap verir. Hepinizin de kulağına küpe olmasını çok istediğim bir cümledir. Bizler Osmanlı'nın yeşermekte olan bütün fidanlarını kopardık, bütün çiçeklerini kopardık. O çiçekler liseler, üniversiteler ve okullar. Hepsi cepheye koşan, vatanını, milletini çok seven o neslin tamamını bir an önce cepheye koşan Çanakkale'ye ve hepsine. Biliyorsunuz Filistin'de, Yemen'de, Balkanlar'da biz çok çetin mücadeleler verdik. Ve maalesef de çok insanımızı kaybettik. Biz işte onların bütün çiçeklerini kopardık. Bir şeyi hesap edememiştik. İşte o şey Türk kadınlarıydı. Türk kadınları çocuklarını, evlatlarını ve eşlerini cephede yalnız bırakmadılar. İşte bu onların yenilgisini sağlayan yegane şeydi. Yani bunun kadını erkeği yoktu. Biz ölürken de yan yana ve sırt sırtaydık. Eşlerimizle, kardeşlerimizle ve evlatlarımızla. Bunu anlamak ve anlatmak için bence bu röportaj cümlesi bile hepimizin kulağına küpe olabilecek bir şeydi. Bu görselleri özellikle bunun için paylaşıyorum. Herkes
gerçek görüntüleri görerek aslında savaşta biz kimlerle neler yaşamışız bunları görün istiyorum. Makbule Efendi'nin görüntüsü de var ya hani, onu da açabilir miyiz? Başkanımız da geldiler. Ben şöyle yürüsem etkiler miyim, değil mi? Şöyle geçeyim ya. Tamam. Böyle oldu. Kapıdan bakıyorlar. Geliyorum. Çekilin, otağına. Başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. İyi, tamam, evim çiftli olarak çekimlere başladık. Ordusu Manisa'yı kurtarmadan hemen önce 5 Eylül'de Yunan Albay Bagorci emrindeki Rum ve Ermeni askerlere şehri yakma emri verdi. Tümen komutanı Albay Cemil Bey birliklerini Manisa'ya sokmaya başladığında bu manzarayla karşılaştı. Çarşı, ev ve hükümet binalarının yanı sıra Mevlevihane, İkinciler Camii gibi kutsal mekanlar ateşe verilmiş, dinamitle imha edilmişti. Özellikle Turgutlu tamamen kül olmuştu. Ulu Cami'yi kiliseye dönüştürmeye çalışan Manisa Metropoliti yakalanarak yargılandı, idam edildi. Manisa'yı yaktıran Yunan Albay Bagorci de 9 Eylül'de İzmir'de esir alınan isimlerdendi. Çok iyi ata biniyor. Hatta öyle ki Yunanlar Makbule'yi öldürmek için bir tim çıkarıyorlar. Çok üzücü bir şey ama bu ondan ne kadar korktuklarını, onun ne kadar önemsediklerini gösteriyor. Bir kız için, 19-20 yaşında bir kız için tim çıkarıyorsunuz. Ve bu kız hem düşmana burnundan kök söktürüyor, burnundan getiriyor buraya geldikleri için. Ve en büyük de yaklaşımı şu, çok sevdiği Halil Efe ile evlenmek için önce diyor savaşı kazanalım, sonra düğünümüzü yaparız. Nikahlarını yapıyorlar, evlerini düzüyorlar, kınaları yapılıyor. Gelinliğini bile giyiyor kızımız ama cepheye gidiyor. Çünkü tek istediği var ondan. Ben de seninle cepheye geleceğim. Çünkü bizim önceliğimiz önce vatan. Gerçek görüntüler. Aslında ben çok başında siz kaçırdınız orayı. Yunanlar işgal ettiğinde İzmir işgalindeki Zito Venizelos'un mağaralarını Yunan belgesellerinden ve Rus arşivlerinden getirmiştim değerli başkanım. Ve orada şu vardı. İşgal sırasında yaşadıkları sevinci, topluma yaşadıkları baskıyı ve bu coğrafyada yaşattıkları büyük tarumarı gösteriyor. Ama burası çok şanslı, işgal edilmemiş. Demek ki burada gerçekten vatanperver, milletini çok seven dedeleriniz ve atalarınız varmış. Bunun için onları kutlayın ve alkışlayın lütfen. Çünkü bu coğrafya efeler yetiştirmiş, gördesi Makbule gibi şehit bacılar yetiştirmiş ve onun gibi bir kişi değil aslında onlarca var. Ve bu coğrafyada birçok kadın kahraman var. İşte biz sınır geniye geliyoruz. Bu coğrafyanın ne kadar nitelikli insanları var diye çocuklarımızı hatırlatmak istiyoruz. Bizim ilimde, bilimde, fende, teknolojide her konuda Türk ve Müslüman en başarılı, en çalışkan, en nitelikli genç yetiştirmek zorundadır. Çünkü bizim dünyaya gösterdiğimiz geçmişimizden gelen bir kudretimiz var. Ve bu bayrağı yere düşürmemeniz için bizim sizlerin arkasında hem milletini seven insanları anlatmamız hem de kendini feda eden o insanlara kanınız yerde kalmadı. Biz sizin evelallah sonsuza kadar duacınızız ve bayrak yere düşmeyecek. Hepimiz bunun için savaşacağız, uğraşacağız diyoruz. Bunun için ne yapacağız? Çok çalışacağız.